olması Hicran için iyi bir kısmet. Ya. Geldim. E hadi ben de gittim. Nerede bu kadın? Cemal Efendi de gelmiştir. Merhaba Sait Efendi. Hicran kızım. Ne haber yavrum, iyi misin? İyiyim, sağ olun Şadiye teyze. Hadi ben gittim Makbule'cim. Gene gel Şadiye. Gelirim, gelirim. Cemal Efendi'ye selamlar. Aleyküm selam, söylerim efendim, söylerim. Şadiye. Çok hayırlı bir iş için gelmiş Sait. Çok hayırlı bir iş için. Hicran. Yavrum hadi sen de elini yüzünü yıka da ben de yemekleri koyayım. Ha ben yıkadım elimi yüzümü. Siz geçin oturun ben koyarım yemekleri. Ay ne iyi olur vallahi. Bugün çok yoruldum. Dolan topla pişir. Gene ayaklarım şişti. Çevir şunu Makbule, haber dinleyelim. Saçma sapan şeyler ya. Tövbe tövbe. Sosyetenin tanınmış simalarından deniz ürünleri ihracatında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da bir numaralı markasının sahibi Recai Kutlu'nun kızı Lale Kutlu yarın akşam nişanlanıyor. Bunu çevirsene. Recai Kutlu, bir dakika Sayın. İlk evliliğini İngiltere'de yaşayan bir müzisyenle yapmış ama 4 yıl sonra ayol bu Recai bilmem ne. Sen bu adamın evine miydi, yalısına mıydı, oraya iş yapmamış mıydın? Aa vallaha o. Kızını nişanlıyormuş. Lale Hanım başında Recai Kutlu'nun bulunduğu Kutlu Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Sezgin'le nişanlanıyor. Nişan için çok büyük hazırlıkların yapıldı ve seçkin bir davetli listesinin hazırlandığı söyleniyor. Ya bize ne el alemin üç ayaklı beş keçisinden? Nişanlanan nişanlansın, evlenen evlensin. Allah mesut etsin. Çevir şunu haberini. Baban sen küçükken bu Recai Bey'in yalısına bir iş yaptıydı. Pek de beğenmişti ama. Sonra hiç mesut olmadılar o evde. Karısı hastalandı, öldü. Sonra da o evi sattılar mıydı? Öyle bir haber geldiydi değil mi Sait? Haberler sende. Televizyon yerine seni dinleyelim daha iyi. Aman canım, sanki sen bilmiyorsun. Nasıl bir nişan olacak acaba? Anne ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Boş gitme yavrum, şunları da götürüver mutfağa. Tamam, bulaşıkları da ben hallederim. Hı. İyi olur vallahi, çok yoruldum ben bugün. Hicran bugün daha çok yoruldu. Bütün gün tavanda dolaştı. Perişan oldu. Bulaşıkları sen yıka. Hicran da dinlensin biraz. Elleri de nasır içinde kaldı zaten. Hadi bırak onları da. Git ellerine merhem sür biraz. Sonra da yatıyor. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Evlenecek yarın öbür gün. İstemeye gelecekler. Yemek yapmasın. Çamaşır yıkamasın. Bulaşık yıkamasın. Nasıl öğrenecek? Elin adamının gönlünü nasıl hoş edecek? Nasıl ev çekip çevirecek? Sayın. Thank you.
Ne diyor Şadiye? Cemal Bey'in Amasra'dan yeğeni gelmiş. Nazif. İş icabı yani. Kamyonu varmış kendinin. Çok düzgün bir oğlanmış. Cemal Bey öyle diyor. Bağları, bahçeleri varmış Amasra'da Sait. Bir de evleri varmış. Ya uzatma şunu. Kestirmene de anlat Allah aşkına ya. Tamam tamam canım. Bu kamyoncu Nazif bir kız bakıyormuş kendine. Namuslu, dürüst, iyi bir aile kızı olsun istemiş. Cemal Bey'in de aklına hicran gelmiş. Şimdi müsaaden olursa hicran gelip istemek istiyorlar. Amasra'da mı oturuyorlarmış? E dedim ya orada bağları, bahçeleri falan varmış diye. Evlenince de hicranı Amasra'ya götürecek öyle mi? E tabii. Olmaz. Hicran işi var, gücü var ya. Sanatı da var. Bana bak Sait. Bugüne kadar ne kadar kısmeti çıktıysa gelip istemelerine bile müsaade etmedin. Kısmetini kapatacaksın. Ne yapacaksın? Turşusunu mu kuracaksın? Ya o da çocuk sayılır hep. Sen öyle san. Bak sana bir şey diyeyim mi? Senin yanında bir erkek gibi çalışıyor biliyor musun? Ha? Erkek gibi. Hangi koca ister karısının böyle bir işte çalışmasını? Ya başlama gene ya. Bu sanatı öğrenmeyi ne kadar çok istediğini biliyorsun. Ta bacak kadar olduğu zamanlardan beri. Kapıdan kovdum, bacadan girdi atölyeye. Ha, ama kabiliyeti var, ruhunda da var. Zaten o öyle olmasa gene almazdım yanıma. Şimdi bak, hem kabiliyeti var, hem ruhunda var. O zaman hicranı görmezden gelmek, onu yok saymak günah sayılır, anladın mı? Öyle kim gelse benim yanıma alırım gene. Benim ustam Artur Usta'nın içine yazsın. Da beni kabiliyetim yüzünden aldı canım. Nasıl hatırı öğretti. Öyle soyuma sokuma filan bakmadı. Ben böyle gördüm, böyle bilirim Vesselam ya. Sen erkeksin. Ya sanatın erkeği kadını olur mu? Sait büyüdü artık. Büyüdü. Evini bilecek. Evlenip evinin kadını olma zamanı geldi de geçiyor bile. Evlenip çoluğa çocuğa karışmalı. Yerini yurdunu bilmeli. Hem bak son bir şey daha söyleyeceğim sana. Eğer bu kız evde kalırsa, evlenemezse, mesut olmazsa, mesulü sen olursun. Gelsinler. Artık benim değil, seni kimse yar etmez. Bayılmışsın sen ya. Korktun ama değil mi? Ne korkacağım? Sanki sen olduğunu bilmiyorum ben. Üç buçuk attın. Yusuf Yusuf oldun. Tabii be sen de. Ay kız. Hı. Kız bana hak yeten erkek olsaydım ne yapardın? Bağırırdım. Babam da iner seni böyle kıtır kıtır keserdi. Oho. Baban gelene kadar. Ben olsam ne yapardım biliyor musun? Ne? Vallahi önce şöyle bir bakardım yakışıklı mı diye. Yakışıklıysa bağırmaz. Yakışıklı değilse sen o zaman gör bendeki çığlığı. Çok memnun da. Vallahi kızım dünyaya bir kere geliyoruz yani. Saçmalama ya. Ne? Giyinip kuşanıp şöyle süslenip gezip tozmak varken evde oturup seni alıp götürecek bir hıyarı beklemenin manası var mı? İşte öyle bön bön bakarsın. Ne yapalım ya? İşte senin anlayacağın mevzular değil ki bunlar. Ah kız. Hı. Şoför aşkım Tahir'le beni bir görsen. Ay bana böyle bir sarılıyor. Ay. Böyle dudaklarını dudaklarıma yaklaştırıyor. Değil mi? Böyle ateş gibi ya. Tamam sus artık duyacaklar. Tamam sus. İyi.
Ben sana söyleyeyim kızım, sen bu kafayla gidersen ya kız kursu olup kalacaksın ya da anam babam verecek hıyarın birine seni, göreceksin gününü yani, benden söylemesi. Yapmazlar öyle şey. Ha, sen öyle san. Sen de öyle san. Sen de gene öyle. Sen de gene öyle san. Sen de gene. Sus, tamam yeter. Vermezler. Kız, versene şu kumandayı. Televizyona bakalım. Ya tamam kız, dur. Duyacaklar şimdi. Üf, kısık zaten. Daha da kıstım. Bunu izlemiştim, tekrarını veriyorlar. Kız, şoför aşkım Tahir'den. Beni göresi gelmiş de. Kız. Hı. Sen de kendine alsana bir cep telefonu. Hangi parayla? Niye, çalışmıyor musun sen? Para için çalışmıyorum ki ben. E babana söyle alsın o zaman. Cık, olmaz. Evde var zaten. Dükkanda da var. Lazım olursa oradan ararsın diyor. Haydi Allah'ım ya. Cık. Neyse. Hı. Hadi ben kaçtım. Ne sen şimdi, sen onunla buluşmaya mı gideceksin? Hı. Ne olmuş ki? Annenle baba anlarlarsa. Cık. Anlamazlar. Uyuyorlar. Beni de uyuyor biliyorlar zaten. Merak ettik ve Derya Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Murat Sezgin'in çok yakın arkadaşı, çapkınlıklarıyla ünlü Sinan Erinç'e sorduk. Sinan Bey, yarın akşam çok yakın arkadaşınız Murat Sezgin nişanlanıyor. Bir şeyler söyler misiniz? Tabii ki söylerim. Çok güzelsiniz. Nişana siz de gelseniz de dans ederiz, konuşuruz, eğleniriz. Bekliyorum. Nişan törenindeyiz sevgili seyirciler. Gerçekten çok özel konuklar var bu akşam ve ben hemen onların yanına gitmek istiyorum. Dede, annemler ne zaman gelecek? Geliyorlar, bak. Kalksın bakalım, aç bakalım kolları. Hop. Kolay gelsin anne. Hoş geldin kızım. Baban nerede? Üstünü değiştiriyor. Yardım edeyim mi sana? İyi olur. Bardakları getir mutfaktan. Tamam. Pasta, börek falan. Hayırdır, misafir mi geliyor? Kim? Sana hayırlı bir kısmet çıktı. Ne? İstemeye gelecekler. Babana sordum. Tamam, buyursunlar, gelsinler dedi. Akşam gelecekler inşallah.
Hadi geçin artık sofraya. Neden yemiyorsun? Aç değilim. Ya bütün gün çalıştın, yoruldun. Ye biraz. Evet, Murat Sezgin ve Lale Kutlu'nun muhteşem nişanındayız bu akşam. Evet, Recaip Kutlu bir konuşma yapıyor şu anda. Yüzükler takılacak. Bu gece mutluyum. Çünkü kızımdan. Onu seven bu yakışıklıdan. Eminim ki şimdi annem bizi görüyor ve o da seviniyordur. İkinize de saadetler diliyorum. Bu yüzükler sizi birbirinize bağlıyor ve hayatlarınızı birleştiriyor. Thank you.